Merhabalar. Bu videoda faktör analizini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle faktör analizinin ne olduğuna kısaca bir değinmek istiyorum. Birbiriyle ilişkili çok sayıdaki değişkeni az sayıda anlamlı ve birbirinden bağımsız faktörler haline getiren ve yaygın olarak kullanılan çok değişkenli istatistiksel bir teknik olarak ifade ediyoruz. Burada faktör analizindeki ana amaç nedir? Buna da bakacak olursak değişken sayısını azaltmak ve değişkenleri birbiriyle ilişkili değişkenleri sınıflandırarak daha az değişkenle analizlerin kalan kısmına devam etmek gibi bir amacı var. Burada açımlayıcı faktör analizini SPSS'de uygulamaya çalışacağız. Faktör analizini uygulayabilmek için birinci bazı aşamalar var. Öncelikle analize geçmeden önce şunu bilmemiz lazım. Verilerin normallik varsayımının kabul edilmesi lazım. Normal dağılım göstermesi lazım. Ayrıca değişkenlerimizin, her bir değişkenimizin, ifademizin SPSS'de scale ölçek düzeyinde olması lazım. En az interval düzeyde bir ölçüm seviyesine sahip olması lazım. Bu varsayımları sağlandıktan sonra, biz bu örneğimizde sağlandığını düşünüyoruz. Bu noktadan hareket ediyoruz. Örneğimize kısaca elimizdeki veri setine bakalım. Burada bir çalışmadan alınan bir örnek veri setinde faydacılık diye bir değişkenimiz var ve satın alma davranışı diye bir değişkenimiz var. İki tane değişkenimiz var. Faktör analizini yaparken literatürde belirlediğimiz, daha önceden belirlediğimiz her bir değişken için ayrı ayrı faktör analizi yapmak daha faydalı, daha sade, daha anlaşılabilir bir yöntem olarak kullanılabilir. Burada hiçbir problem yaşamazsınız. Bütün değişkenleri tek bir havuza atarak faktör analizi yapmak daha karmaşık ve zor olacaktır. Ve bunu yapmadan sadece faydacılık adı altında genel değişkenimizi önce faktör analizine tabi tutacağız. Sonra satın alma davranışı adındaki genel değişkenimizi faktör analizine tabi tutacağız. Önce her şey normal giderse, literatürde beklendiği gibi faktör yükleri oluşursa, bir problem olmazsa iyi senaryoda faktör analizinin nasıl yapılacağını ve sonuçlarının nasıl raporlanacağını göreceğiz. İkinci videomla da olumsuz durumlarda bazen beklediğimiz şekilde faktör analizi sonuçlanmayabiliyor. Eldeki verilerden kaynaklanabilir ya da verilerin toplanma şeklinden ya da veri sayısının az olmasından vesaire farklı nedenlerden literatürdeki beklediğiniz sonuçlarla farklı bir yüklenme katsayısı, farklı bir faktör modülü çıkabilir karşınıza. Böyle olumsuz durumlarda bu problemleri nasıl çözeceğimize dair bir başka videoda daha detaylıca senaryoları inceleyeceğiz. Şu anda olumlu senaryo üzerinden gidiyoruz. Biz faydacılıkla ilgili değişkenimizi öncelikle faktör analizine tabi tutalım. Bu faktör analizi yapılırken öncelikle veri setinin faktör analizine uygun olup olmadığını test etmemiz gerekiyor. Bunun için de bakacağımız, şimdi test yapacağımız sonuçta göreceğimiz bazı değerlendirmeler var ve ardından faktörlerin elde edilmesi, sonra da ihtiyaç varsa faktörlerin döndürülmesi, rotation yapılmasına bakacağız. Burada rotation yapmaktaki amaç da, döndürmedeki amaç da daha sınıflandırılabilir, daha anlaşılabilir uyumlu faktör yapılarını oluşturmak tabii ki. Burada faktör analizinde şunu bilmemiz lazım. Yani burada biraz esnek bir hakka sahibiz. İstediğimiz gibi bu faktör analizinin bize sunduğu imkanları kullanarak analizleri farklı şekillerde yaparak amacımız doğrultusunda farklı modüller kullanabiliriz. Önemli olan bunu literatürde düzgün bir şekilde açıklayabilmek. Yani tezimizde ya da makalemizde bunu anlamlı bir şekilde, bilimsel bir şekilde açıklayabiliyorsak kullandığımız yöntemin çok fazla bir önemi yok. Bizim amacımıza hizmet etmesi yeterli. Bu doğrultuda farklı alternatifleri kullanma imkanı sunuyor faktör analizi. Dolayısıyla sadece bir faktör analizinde bir modülü kullandığınız zaman olumsuz sonuç elde ettiyseniz hemen ümitsizliğe kapılmayın. Değişkenleri atma gibi bir hataya düşmeyelim. Farklı varyasyonları deneyip bütün ihtimalleri kullandıktan sonra hala faktör analizinin sonucu anlamlı çıkmıyorsa o zaman belki ifadelerden olumsuz olanları sırayla atabiliriz. Şimdi biz analyze kısmına geldiğimizde burada basit bir örnek görelim. Dimension Reduction kısmına geliyoruz. Burada faktör yazan seçeneği tıkladığımızda karşımıza gelen menüde daha önceden hazırladığımız veri setinde faydacılıkla ilgili katılım bankaları üzerine yapılan bir çalışma. Faydacılıkla ilgili değişkenlerimizi 8 tane ifademizi
karşı tarafa atıyoruz ve bunları faktör analizine tabi tutacağız. Attığımızda değişken kısmına, variable kısmına aktarıyoruz. Burada gördüğünüz gibi sağ tarafta bazı seçimlerimiz var. Faktör analizinde istediğimiz sonuçları elde etmek için bunlara tek tek bizim için lazım olanlara bakacağız. Descriptive kısmını tıkladığımızda gördüğünüz gibi statistik yazan kısımda ikinci seçenek olan Intel'ı Solution kısmı var. Bunu seçelim. Bu zaten otomatikman gelmişti de dokunmuyoruz. Bunu seçmemiz gerekiyor. Bunun ne anlam ifade ettiğini yorumlarda bahsedeceğim. Korelasyon matrisinde de özellikle KMO ve Barlett testi sonucunu istememiz gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu yapmamız şart. Bunun dışında diğerlerini şu aşamada basit düzeyde belirtmemize gerek yok. Continue diyoruz. Extraction kısmına geldiğimizde burası da bize şunu gösteriyor. Yapacağımız faktör analizinin türünü seç diyor. Genellikle temel bileşenler analizi kullanılıyor ki burada da zaten otomatikman seçilmişti. Buna da dokunmuyoruz. Analyze kısmında correlation matrix'i seçsek iyi olur. Korelasyonları bize veriyor. Bu da faktör analizinin ön şartlarından birisi. Bunu da kontrol etmemiz gerekiyor. Burada yine display kısmında otomatik seçimi ellemiyoruz. İstersek eğer score pilot seçeneğini bakıp bir grafik şeklinde de faktörlerimizi değerlendirebiliriz. Kaç faktör oluştuğunu görebiliriz. İsterseniz bunu da seçelim. Ayrıca burada extract kısmında bize şunu söylüyor. Eğer öz değerlerimiz 1 ve üstündeyse ben bunu faktör olarak değerlendireceğim diyor şu anda. Sen bir şeye müdahale etmezsen ben bu şekilde değerlendireceğim diyor. Ama aşağıyı seçtiğimizde diyor ki sen istersen faktör sayısını kendin de belirleyebilirsin. Evet. Dediğim gibi faktör analizinde çok esnek bir yapı var. Farklı modüllerde kullanabiliyoruz. Siz çalışmanız doğrultusunda eğer bir ifade 3 bileşene ayrılıyorsa literatürde, siz de 3 bileşen istiyorsanız ve verileriniz bunu desteklemiyorsa buradan SPSS'e komut verip 3 bileşene ayır diye seçim yapabilirsiniz. Tabi bunu literatürde düzgün bir şekilde açıklamanız gerekiyor. Biz burada herhangi bir alt bileşene ayrılmasını istemiyoruz. Diyoruz ki öz değeri 1'in üzerinde olanları faktör olarak sen ayır. Müdahale etmiyoruz. Başka bir şeye dokunmadan continue diyoruz. Rotation kısmına geldiğimizde bu da döndürmeyi ifade ediyor. Yani daha iyi sonuçlar elde etmek için, faktör yapılarının daha iyi sınıflandırılması için rotation genelde yapılması tavsiye ediliyor. Yapmadan da olumlu sonuçlar elde ediyorsanız o zaman yapacak bir şey yok. Hiç müdahale etmeyin. Ancak Varimax genelde, rotation'da Varimax kullanılıyor. Bunu seçerek dikey döndürme yapabilirsiniz. Burada yatay ve dikey döndürme, iki tane döndürme türümüz var. Bunların da durumlarını açıklayacağım. Şimdi yatay dikey döndürmede Varimax'ta değişkenler arasındaki korelasyon çok yüksek değilse Varimax'ı seçiyoruz. Aşırı yüksekse yatay döndürme seçiyoruz ve bunlarda daha çok kullanılan Direct Obliman diye bir seçim var. Bunu seçmemiz gerekiyor. Biz şimdilik Varimax'ı seçiyoruz. Diğer kısımlara da müdahale etmiyoruz. Kendi seçimi dursun. Continue diyoruz. Burayı herhangi bir seçim yapmamıza gerek yok. Option seçeneğinde de üst kısım otomatikman kayıp verilerle ilgili size imkanlar sunuyor. İsterseniz kayıp verilerin ortalamasını atayarak analiz yap diyorsunuz. İstersen kayıp verileri hiç hesaba katma ya da hesaba kat diye seçimler yapabiliyorsunuz. Bizim kayıp verimiz olmadığı için herhangi bir işlem yapmıyoruz burada. Şurası önemli. Burada işimizi daha pratik, daha iyi görmek için, sonuçların kafa karıştırıcı olmaması için bazı düzenlemeler yapabiliyoruz. Büyükten küçüğe doğru faktör yüklerini sıralama diye bir seçim var. Bunu yaptığınızda faktör yapıları büyükten küçüğe doğru sıralanacak ve daha iyi görmemizi sağlayacak. Ayrıca burayı seçtiğimizde diyor ki bize siz 0.10 ve üzerindeki 0.10 üzerindeki faktör yüklerini bana göster anlamına geliyor bu. Bizim için genelde 0.30-35 diye kabul etmek daha faydalı oluyor. 35 dedik. Biz diyoruz ki 0.35'in üzerindeki faktör yüklerini bana göster. Onun altındakiler zaten anlamlı olmadığı için, bir şey ifade etmediği için boş yere kalabalık yapıp tabloyu karmaşıklıktan kurtarmak istiyoruz. Karmaşık olmasın diye böyle bir seçim yapabilirsiniz. Tabii bunlar tamamen size bağlı. Kullanım kolaylığı açısından böyle bir seçim yapabilirsiniz. Continue dedim ve OK dediğimde ilgili faktör analizi sonuçları geldi. Burada faktör analizinin yapıp yapamayacağımı gösteren en önemli tablolardan ilki şu: KMO ve Barlett testi sonucu. Öncelikle şuna bakacağım. KMO değeri, yani Kaiser-Meier-Oelkin değeri
0,085 çıkmış. Yani %85,3 çıkmış. Literatürde kabul edilen istenen durum 0,50'nin üzerinde olması genel olarak. 0,60 daha iyi tercih ediliyor. Ve burada 0,90'a gittikçe bu değer mükemmele doğru gidiyor. Yani burada şu anlama geliyor. Değişkenler arasında ilişki var. Bu nedenle ne yapabilirsiniz? Faktör analizine uygun bir veri dağılımı ve değişken olduğunu ifade ediyor. KMO değerinin 0,85 olduğunu görüyoruz ve bu faktör analizi için yeterli bir rakam, gayet iyi bir sonuç. Buna ne diyoruz? Çok iyi bir sonuç verdi diyoruz. Bununla ilgili sonuçları da tablo halinde paylaşacağım. Yani KMO değeri hangi aralıklarda daha iyi, daha kötü bunu göstereceğiz. Ayrıca significant değerine bakıyoruz. Barlett testi sonucunda significant değeri 0,05'ten küçükse, ki böyle olması isteniyor, o zaman diyoruz ki bu yapı faktör analizi yapmak için uygun bir değişken yapısına sahiptir diyoruz. Peki bu neyi ifade ediyor? Bu da şunu ifade ediyor. Değişkenler arasında korelasyon olmasını istiyoruz. Zaten korelasyon ilişki olacak ki çok benzer değişkenleri tek bir çatı altında toplayabilelim. Dolayısıyla bu Barlett testinin 0,05'ten küçük olması diyor ki değişkenler arasında yüksek korelasyon var. Dolayısıyla siz faktör analizi uygulayabilirsiniz. Şunu ifade etmek gerekiyor. Kaiser-Meier-Ülkin değeri, KMO değeri örneklem sayısına, veri sayısına duyarlı arkadaşlar. Eğer örnekleminiz fazlaysa, örneklem sayısı arttıkça bu değerin yükselmesi, yüksek çıkması daha olasıdır. Bunu da bilelim. Şimdi bu noktada KMO değerlerinde bir problem yaşamadık. İlk olarak faktör analizine uygun olduğunu gördük. İkinci tabloda, commialities tablosunda, bu da önemli. Bu da şunu gösteriyor. Sizin düşmemesi isteniyor. 0,50'nin altına düşen bir değer varsa bu değer sizin genel durumunuzu, faktör analizine uygun yapınızı bozan değerler anlamına geliyor. Bakın burada mesela katılım bankalarının parasal kaynaklara erişim daha kolaydır diye bir ifade var. 0,40 çıkmış. 0,50'nin altında. Dolayısıyla bu ifadenin çıkarılması gerekebilir. Bu ifadeyi çıkarırsak eğer bizim KMO değerimiz, Barlett değerimiz, faktör analizine uygunluk değerimiz daha fazla artmış olacak ve bu da bizim için faktör analizini daha uygun hale getirecek. Dolayısıyla burada 0,50'nin altında iki tane değer var. Pardon, bir de burada var. Üç tane değer var. Bunları atabiliriz. Ama dediğim gibi amacımız ifadeleri atmak değil. En az ifade atmak. Yani ifade atmamaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar bir bütün olarak literatürden, daha önceki çalışmalardan alınmış. Bunlar daha önce ispatlanmış. Dolayısıyla biz bunları çıkarmamak için alternatif yollar aramamız gerekiyor. Burada problemli gibi gözüken sorular var ama çok büyük bir problem gözükmüyor. Çok küçük değil 0,5'ten. Bunlar düzeltilebilir mi? Buna bakacağız. Çoğunluğu faktör analizi için uygun olduğunu görüyoruz. Buradaki değer birden fazla olursa da veri setinizin çok az olduğunu ifade ediyor. Veri seti çok az olduğunda buradaki değerler birden yukarı olabiliyor. Burayı da değerlendirdikten sonra, yorumladıktan sonra bizim için çok önemli olan tablo şurası. Toplam açıklanan varyans. Burası çok önemli. Burası faktör sayısını belirlemek için önemli bir çıktı. Burada bakın arkadaşlar, öz değerler birin üstünde olanları bize faktör olarak ver demiştik. Bakın burada öz değer toplamı 4,50 birinci faktör için. İkinci faktör için 0,97. Yani 1'e çok yakın bir değer. Üçüncü faktör için 0,70. Bu da 1'e yakın ama çok yakın değil. Bundan sonraki aşamada 0,50'ye kadar düşüyor. Dördüncü faktörün anlamlılığı çok düşüyor. Varyans olarak da toplam varyansın %57,14'lük kısmını açıkladığını görüyoruz. Burada kaç faktör var? Baktığımızda tek bir faktör öz değeri biri geçmiş. Dolayısıyla burada sadece bir faktör gözüküyor. O zaman benim bu 8 tane ifademi tek bir faktör altında, faydacılık değişkeni adı altında toplayabileceğimi gösteriyor bu sonuç. Bunlara nasıl raporlandığını da göstereceğim. Ve ayrıca faktör sayısını belirlemek için bir diğer pilot script, pilot sonucunu istemiştik biz, hatırlarsanız faktör analizinde. Burada da bu grafik bize yatay düzeye gelene kadar kaç tane noktamız varsa o nokta sayısında faktör
faktöre ayrım yapabileceğimizi gösteriyor. Bakın bir tane burada var, bir de bu dönüş noktasında var. İki taneye kadar faktör yapabilirsin diyor ama bir tane yapman daha sağlıklı diyor. Zaten bir önceki toplam varyans değeriyle paralel bir sonuç çıkarıyor bu. Bu da ikinci olarak kaç faktörümüz olduğunu belirlemek için bir kriter. Hani bunu da garanti olsun diye bakmak için bunun çıktısını da aldık. Ama bunu sonuçlarda yansıtmamıza gerek yok. Sadece bu tablo, varyans tablosu yeterli. Son olarak son tablomuzda matris tablosu. Burada da faktörlerin yüklerini, değerlerini veriyor. Bakın rotation yaptık. Rotation'in sonucu anlamlı çıkmadığı için rotation'a gerek kalmadığı için otomatikman SPSS rotation yapmadı. Biz bu durumda rotation'e ihtiyaç olmadığı için ne yapıyoruz? Component matrix kısmına bakıyoruz. Burada her bir değişkenin bakalım tek bir faktöre yüklenmişler ve hepsi bakın 0.5'ten büyük olması arzulanıyor genel olarak. 0.5'ten büyük. Bunların hepsi bütün değişkenler tek bir çatı altında faydacılık değişkeni adı altında toplanabileceğini söylüyoruz. Ancak şimdi bu durumda her şey normal. Bir problem yok ama faktör analizi her zaman böyle güzel sonuçlar vermiyor. Her zaman böyle iyi rakamlar, iyi sonuçlar elde etmiyoruz. Bu doğrultuda yapacağımız yorumu şuraya bırakacağım. Bunun dışında acaba bu faktörlerimizi farklı şekillerde nasıl değerlendirebiliriz? Faktör analizini aynı veri üzerinden nasıl değişik şekilde yapabiliriz? Bunlara da bir sonraki videoda açıklamaya çalışacağım. Farklı senaryolar üzerinden. Çünkü bizim çalışmamızda, bu örnek setini aldığım çalışmada faydacılık değişkeni 3 ayrı bileşene ayrılmıştı. Burada sadece bir bileşende gözüküyor. O zaman bir problem var. Ben 3 bileşene ayrılmasını istiyorum. 3 alt boyutu vardı bunların literatürde. Ve ben çalışmamı bu doğrultuda oluşturdum. Kavramsal yapımı bu doğrultuda oluşturdum. O halde 3 faktöre ayırmam gerekiyor. Bunun için faktör analizinin esnek yapısını kullanarak faktörü ayırabilirim ve bir problem olmaz. Önemli olan bunu açıklamak. Zaten literatürde bunu açıklamıştım. Dolayısıyla veri setimde ufak bir problem var. Farklı bir faktör analizi modülü kullanarak aynı veri seti üzerinden aynı değişkeni 3 alt bileşene ayırabilirim. Bunu da bir sonraki videoda göstereceğim ve bilimsel bir şekilde açıklanmasını da yapacağız. Ve hiçbir problem olmadığını da orada size izah edeceğim. Şimdilik bu video bu aşama için basit düzeyde yeterli. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.